Ortak onların lideri. Benim arkadaşım. 22 sene yatıp Türkiye'ye çağırdı. Onunla nasıl? Devlet deport etti. Deport kağıdını okudum. Diyor ki Edirne'de organize şube polisiyle girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu diyor. Bu polisin şehit olmasını bu kişinin adamları diyor yaptı. Ama elde delil olmadığı için dava açamıyoruz. Deport Türkiye'ye girmemek üzere. Guli, rahmetli, Borzak onların bir bölümünün lideri. Ya biz 3 gün bize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerinin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. Organize şube polisini öldüren, öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında, organize şube müdürünün altında imzası var. Resmi evrak. Bileğimi kökünden keserim yoksa böyle bir şey. Parmaktan vazgeçtik. Çolak Sedat olacağız. Ya bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi ya. Derin devletimizin başı. Vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz bunu. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Polis katili ya. Öyle geçiyor. Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Mansurov'u öldürtmesi için. Çünkü mübariz bundan geri geri almak için uğraşıyor ya. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde hani FETÖ'cü deyip mübarize çöktüler, aldılar ya oteli de orayı. Neden mübarize gidip birini sormuyorsunuz? Ya bu Mehmet Ağar seni öldürtmek için Guli ile. Guli nasıl geldi buraya, deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdürün imzası var. Ya bunu Tayyip Erdoğan yapamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Getiremez. Adam geldi. Allah'a şükür o kötü olay olmadı. Mübariz de dik adam, o da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama aman. Yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Denip Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bana dedi ki, aradı, ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedim. Ben orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi Ağar'la. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş gelir. Geldi, haftası dolmadan öldürüldü. Onların karşı tarafı da, onlar da iyi arkadaşlar. Gereksiz yere bir düşmanlıklar başladı. Sonuç böyle oldu. Her iki taraftaki arkadaş da öldü. İkisi de Azerbaycan Türk. Tamam, makinasını getirsinler. Bir diyet daha koyuyorum. Bu bileğimi. Guli emniyette gözaltındayken Mehmet Ağar İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey'i aradı mı? Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim. Telefon tespitlerine bakın, aradı mı? Bu arkadaşı işte bırakabilir miyiz? O da mümkün değil efendim, bırakamayız, imkan yok ama göç idaresine yollattırabiliriz. Yollattılar. Savcılığın kararı var. Göç idaresine şeyine yollattılar. Derin devletin başı polis katili olarak resmi kayıtlarda geçen. Ben rahmetlinin böyle bir şey yaptığına inanmam çünkü milliyetçi bir arkadaştı. Neler neler oluyor değil mi?